Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe haberlerimize geçmeden önce videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. 5 yıldızlı armamızı kullandığımız günden bu yana diğer takım taraftarlarından büyük tepkiler alıyoruz. Sizler kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Mutfak Fenerbahçe. Geçelim, şöyle geçiş yapalım. Şimdi ilk olarak ben ne desem, hangi konudan başlasam dönüp dolaşıp açıkçası o 6 numara konusuna geleceğiz. Ali Bey bizim yayınımızda bir TRT Spor'a açıklama yaptığı zaman şöyle dedi, işte alabilirsek bir 6 numara daha alacağız. Transfer dönemi bitene kadar bakacağız. Onu belki Avrupa'ya yetiştirememe durumu da olur. Hani ligde oynayabilir diye. Evet. 6 numara olmazsa olmazın Fenerbahçe? Bak. Bak kardeşim. Sana şunu söylüyorum. 6 numara Fenerbahçe olmazsa olmazı. Neden olmazsa olmazı biliyor musun? Şimdi lig uzun maraton. Sen konferans liginde oynayacaksın. Ziraat başlayacak yarın öbür gün. Türkiye Kupası. Ligde zaten çatır çatır Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon hepsi iyi takımlar kurdular. Bunlarla dövüşeceksin. Adana Demirspor keza. Rize Spor'a bakıyorum. Onlar da iyi takım kurdular mesela. Çok sürprizler yapabilir bu sene Rize. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu kadar böyle bir ortamda bunun hastalığı var, sakatlığı var, bunun kartı var. Sana bir şey söyleyeceğim. Fred sakatlandı. 5 hafta yok. Ne yapacaksın? İsmail Yüksek, Crespo. Şimdi bak. Döndün geçen seneye yine. Geçen seneki 6-8'e döndün değil mi? Geçen sene hepimizin yetersiz bulduğu, oraya mutlaka oyuncu lazım dediğimiz eskiye döndün yine. Veya işte şeyi koydun. Zayısı. Azna'dan Mert yine, ya yine döndün geçen seneye. Mert Tahkan'ı koydun yine döndün geçen seneye. 20 tane oyuncu almışsın kardeşim. 20 tane oyuncu almışsın. Hep konuştuğumuz şeyler, alternatiflerin hepsi önceki senelerden, yetersiz bulunan önceki senelerden. Ha. Şunu asla yapmasın Fenerbahçe yönetimi. Çok iyi transferler yaptılar. Gerçekten çok iyi transferler yaptılar. Herkesin de Ali Bey ve Fenerbahçe yönetimine, bütün Fenerbahçe'nin teşekkür etmesi lazım. Bu ekonomik şartlarda bu transferleri yapabilmek hakikaten öyle kolay bir şey değil. Şimdi her gün bakıyorum TT'de bir numara, 6 numara nerede kaldı? 6 numara istiyoruz. 6'sız olmaz. Ali Koç istifa. Fenerbahçe yönetimi istifa. 6 almazsanız şöyle olur, böyle olur filan. Başkan, hiç bunlara kafayı kulak asma. Hiç kafanı da filan da takma. Bak kafanı filan da takma. Sakın Fenerbahçe'ye panikle bir Maldonado filan getirme. Bu arada Maldonado geldiği zaman ben istatistiğine bakmıştım o dönem. Pas istatistiği kaçtı biliyor musun? %95'ti ama hep kısa pas olduğu için yüksek. Ben de yaparım onun gibi oynasam ben de yaparım. Alıyor hemen o yanına, alıyorsun yanına veriyor. Alıyor hani alver alver yaptığı için. Abi alıp nereye veriyorsun? Önemli olan istatistikler, bak yine istatistiğe geldi. Önemli olan budur. Şimdi ben topu aldım, yanıma Ergin'e verdim. Topu aldım, bir daha Ergin'e verdim. Topu aldım, bir daha Ergin'e verdim. Hoca beni oyundan aldı. Bak, 3 tane pas yaptım. Kaç bir istatistiğim? %100. Yani Maldonado gibi. Hani top sende kaldığı zaman arkaya verdim, kaleciye verdim, stopere verdim, beklere verdim. Pasta oynayamazsın. Öyle tamam oyuncuya da ihtiyacın var ama yani. Hayır şimdi ben yani Maldonado geç şimdi, işi başka yere götürüyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe ister misiniz arkadaşlar? Burada baskı yapıyorsunuz, pres yapıyorsunuz Fenerbahçe yönetimine. Gidip de yanlış bir oyuncu almalarını ister misiniz? Ben istemiyorum. Eğer gerçekten eli yüzü düzgün ki görüşülen bazı isimler var. Bunları da duyuyoruz, ediyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, konuşuyoruz da zaman zaman. Andre Gomez. Şimdi ismi var. Ya ben Andre Gomez'i pek böyle şey yapmıyorum. 6 numara mı? Onu da söyleyeyim yani. Tam aranan 6. O benim dediğim, o biraz sonra bahsedeceğim 6 numara o değil yani. Peki. Yani sen 6 numara alacaksan kimlerden iyi olması lazım? Elindekilerden iyi olması lazım. Az önce isimler saydık ya, Mert Hakan'dan iyi olacak. Crespo'dan 2 gömlek üstü olacak. İsmail'den 2 gömlek üstü olacak. Zayistan 3 gömlek üstü olacak. Anladın mı? Böyle adam alman lazım. Yoksa transfer yapmanın manası yok. Alma. Thiago'ya gidiyor iş. Alcantara'ya. Thiago Alcantara'da. Alcantara'ya gidiyor. Trabzonspor'a yazıldı. Fenerbahçe'ye yazıldı. Buraya, Beşiktaş'a da yazıldı. Bakıyorum Alcantara'ya da buraya haberlere. Alcantara'ya buraya açıkça söyleyip itelemeye çalışıyor birileri. Tamam, kaç yaşında Alcantara? 32. 32. Birisi itelemeye çalışıyor. Buralarda bakalım. Thiago'ya da kötü futbolcu demesinler. Abi geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçı var ya. Şimdi, Liverpool görmüş oyuncu. Şimdi Fenerbahçe yönetimi dediğim gibi eğer bu dediğim standartlarda oyuncu alıyorsa alsın. Kaldı 24 saat. Daha az. Daha 24 saatten daha az bir süre kaldı. Motosikletle yetiştirdiğin tamam, zaman. Tamam artık onlar kalmadı. Mail atıyorlar. Motosiklet bitti abi. Hatırlıyorsun. Tabii, motosiklet dönemi şampiyon bitti. Şampiyon yaptı. Evet. Yani demem odur ki
panik transferine gerek yok. Taraftar presine karşı durun ki duruyor Ali Başkan, Allah'a var. O konularda ben zaten takdir ediyorum kendisini. Ama mutlaka eğer ihtiyaç var mı dersen %100 Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Tek bir soru sordum sana. Bunun cevabını veremedi kimse. Fred sakatlanırsa ne olur? Crespo en ve ciddi İsmail Yüksek dedim ben de. Olmaz. Sana. Bak Galatasaray'ın orta sahasına. Bak Beşiktaş'ın orta sahasına. Tamam mı? Senin orta sahan o kalitede olacak. Fenerbahçe'de var mı bir Getson? Fred'i çıkarttıktan sonra. Yok. Var mı bir Getson Fernandes ha? Getson başka bir oyuncu ama. Onun için sen de başka oyuncu alacaksın. Ya mesela Getson olmadığı zaman Beşiktaş bundan yarışacaksın. Yaşar mı? Yaşar. Ya Fred olmadığı zaman yaşar. Yaşamaz olur mu? Yaşar mı? Yaşamaz olur mu? Olmayınca Galatasaray sıkıntı yaşar mı? Yaşamaz olur mu? Yaşıyor. Öyle yaşamaz olur mu? Yani senin alternatifin, yani sen Fred'i almışsın. Fred'in alternatifi Mert Hakan olmaz. Olmaz, olamaz. Sen yarışamazsın o zaman. Sen geçen seneye gidersin. Geçen sene bağırdık oraya. Ya şöyle oynuyor, böyle oynuyor. Gerçi Crespo yarın şey geliyor, menajeri gelecek. İşte uzatacaklar sözleşmeyi. Anlaşılmış zaten her şeyle. Yani ne görüşmesi derler öyle görüşme, iş bitmiş görüşmeye. Temsili. Temsili görüşme. Dost. Şeyde imzayı atacaklar. Onun prosedür, usul. Eğer oraya bir transfer yapılırsa da Crespo Pendik'e kiralanacak. Gitmek istemiyor diye haberler çıkmıştı da o yüzden söyledim. Gidelim. Ergin, aynı görüşte misin sen 6 numara konusunda? Ya ama bu baskıyla değil, ihtiyaca binaen yapılır. Yani sırf baskı yapılıyor diye aramıyor tabii ki Fenerbahçe. Bunun planlaması var, sezon planlaması var. Buranın bir teknik direktörü var. Ya illaki başkana diyordur ihtiyaç binaen. Ama şöyle düşünüyorum ben şimdi. 6 numarayı aldın, yabancı alacaksın. Şimdi kaleciyi de yabancı yaptın. 60 maçın 10 tanesinde yabancı sınırın yok. 50 maçta bu sefer hani Okan Hoca'nın düştüğü tatlı sıkıntı dediğimiz şey var ya. Çok sıkıntıya düşmez Fener. Abi nasıl düşmez abi? Bak şimdi Ferdi'yi attın sola. Evet. Mert'i attın sağa. Hangi Mert'i? Müldür abi. Onu oynatacaksa Mert de oynayacaksa ha, mesela, tamam. Sıkıntı mesela, olmaz ama o sahayı çok tutuyor diye biliyorum hocam. Öne attın yani. Mesela şeyi Cengiz'i. Anladın mı? Elin rahat. Fenerbahçe'nin yerli konusunda sıkıntısı çok Cengiz fazla yok. Cengiz de Ferdi şu an garanti gibi görünüyor. Çünkü o sahayı çok tuttuğunu biliyorum hocam. Hani sen de daha iyi bilirsin. Bence yani tabii ki Cengiz değerlendirilmek için alındı ama orada bir de Kent var, onu da unutmayalım. Yani yarın öbür gün o performanslar evet, belki yerliyi başka yerde kullanılmaya evet, itebilir, bilemiyoruz. O şöyle 6 numaranın ihtiyacı Fenerbahçe'de kesin. Çünkü İsmail tam tatmin etmiyor. Allah var, ne varsa çocuk bünyede sahaya koymaya çalışıyor ama evet her şeyi yapıyor ama şunu hissediyorsun. Mesela geçen sene Dinamo Kiev maçında yaşadın. Yol yürürken tecrübe edinirsin yaptığın bir hatadan. Öyle ki bu seviyede oynuyorsan ikinci kez yaşadığımda ne yapmaman gerektiğini öğrenirsin Kiev'de. İşte geçen son maçta birebir pozisyon. Yani birebir adam kalır, sarı kart ya da atılmayı riske edersin gol yemeyeyim diye. Dersin ki hani takım gol yemesin diye pozisyon gereği gördüm. Ya, ceza sahası içine sokup da penaltı yaptırmazsın. Ama şimdi bunların hepsi ağır maçlarda tedirgin ediyor. Yalnız kalması ve savunmanın geri dönmemesi ayrı bir konu. Farklı onun sonu yok o tartışmanın. Tabii ki ben hayır. Karar verme mekanizması değilim ama Jesus oynatmasaydı. O sırada karar vermek işte tecrübe. O sadaka. Adam gelmiş, gelmemiş, savunma oyuncusu gelmiş, gelmemiş, yalnız kalmış. Bunların hepsi artık olmuş mu? Savunma oyuncusu gelmemiş, yalnız kalmış mısın, kalmışsın. Hepsi yaşanmış değil mi? Artık geri döndüremezsin hiçbir şeyi. Orada bir karar vereceksin. İşte orada verdiğin karar senin tecrübeye götürüyor. Evet, ve takımı da etkiliyor. Şimdi bir daha asla yapmaz onu. Ya şimdi son anda kimi alabilirsin ki zaten? Ya var isimler var. Biraz para harcayacaklar ama anladığım kadarıyla. Alınacak mı senin haberin? Yani bence alınacak. Alınacak. Bence alacaklar. Peki grup maçlarında kullanamayacağım bir ismi o kadar dört para. 4 maç kullanamayacaksın. 6 maç değil mi? Gruptan. Grup maçlarından sonra oynayabiliriz. Sonra oynayabiliriz. Yer Avrupa'da yer almamış. Zaten ondan sonra lazım. Şu gruptan da çıksınlar bir zahmet yani. Çıkar. Hatta lider çıkar yani, diye düşünüyorum. Şu gruptan ama çıksınlar. Ama şöyle lazım. Ligin ikinci yarısı özellikle lig serüveninde en belirleyici. Yani ilk yarının telafisi var. Ama ikinci yarı eksikliği ligin ikinci onun telafisi yok ve transfer dönemi de kapanmış oluyor. O yüzden yani Ergen, mantıklı. Şunu da yapabilirler. Hı. Bak şunu da yapabilirler. Yapmasınlar tabii. Ama hani eli yüzü düzgün az önce anlattığımız standartlarda adam olmadı ya. Ocak ayına atabilirler yani. Olabilir. Ben Ocak ayına kadar arada, Crespo ve İsmail'le. Bence kurtarır orayı ya. Crespo iyi oyuncu. İsmail bu da farklı iyi bir tartışma konusu. Ama sen ısrarla. Olmaz. Ben alacaklar de. Ya bir şey söyleyeceğim. Ali Bey alacağız dedi. Selahattin Baki alacağız dedi.
İsmail Hoca alacağız dedi. Şartlar oluşmayabilir ya ondan. Ya hepsi alacağız dedi. Hepsi biliyorlar yani. Bir 6 numara ihtiyacının ne olduğunu Fenerbahçe yönetimi bilmez mi ya? Fenerbahçe teknik heyeti bilmez mi? Hani senin yazmana gerek yok Fenerbahçe taraftarı. Sen yazsan ne oluyor? Adam biliyor zaten eksik olduğunu onun. Yani senin pres yapmana gerek yok. Baskı yani almana gerek yok. Baskı yapmazsak alınmaz gibi bir... Yok öyle bir şey canım. Olur mu öyle şey? Ya adam alacağız dedi yani.